Evet sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de bugün bir sevinç var. Nedir o sevinç? Burak Kabacak sevinci. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de kadrodan gönderilen isimlerin ardından Burak Kabacak isminin lisansıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kabacak ile ilgili transfer olduğu günden bu yana işte lisansı çıkmadı falan filan söylentileri vardı ve bu yüzden de forma giyemiyordu. Ve bugün müjdeli haber geldi. Takımda yaşanan ayrılıkların ardından limitte yer açıldı ve Fenerbahçe Burak Kapacağı lisans çıkardı. Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde de hafta sonunda oynanacak olan Sivasspor müsabakasında forma giyebilecek ya da en azından 21 kişilik kadroda şans verilmesi halinde görev alabilecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten başkanımız Ali Koç da ne demişti? Ali Koç da demişti ki bu arkadaş devre arasında lisansı çıkacak bir arkadaş. Hep birlikte şey pardon milli arada çıkıp görecek. Tabii Ali Koç'tan önce de ben söylemiştim aynı şeyi. İyi, en azından şükür bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Durum bu değerli arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de birkaç tane olay var. Nedir o birkaç olaydan biri? Kusura bakmayın. Burada çok takıldım. Mergin Berisha. Önder Özen'de Berisha ve Max Meyer için yorum gelmiş arkadaşlar. Birçoğunuz Önder Özen'i tanırsınız. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da menajerlik yapan isim. Yeni transferleri yorumlamış. Yani hem Mergin Berisha'yı hem Max Meyer'i yorumlamış arkadaşlar. NTV yorumcusu Önder Özen. İşte Önder Özen'in yorumları. İlk olarak diyor ki Mergin Berisha benim için sürpriz transfer. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde enteresan oyuncu dediğimiz bir isim. Makine düzeninde oynayan bir Salzburg'dan bahsediyoruz. Pozisyona girdi, pozisyonlar üretti. Şampiyonlar Ligi'nde altın, gümüş, bronz kadrolara girememiş oyuncular arasında en dikkat çeken isim. Avusturya Ligi'nde neler oluyor bilmiyoruz. Ancak Salzburg hep en iyi teknik adamları seçer. Olmamış ama potansiyeli olan isimleri seçerler. Organize bir takımdırlar. O organize takım içinde Berisha'ya bayılmıştım. Ligde nedir bilmem. Berisha Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı gibi oynarsa Fenerbahçe'ye ciddi katkılar verir. Bu cümleyi ben çok söyledim. Yaşı da çok uygun. Sanırım bonservisiyle geldi. Yatırım değeri taşıyabilir. Almanya Ligi'ni bir sene yorumladım. Max Meyer'in maçları bana çok geldi. Beğendiğim bir oyuncu iyi pasördür. Max Meyer iyi bir pozisyon alır, iyi bir eğitimi vardır. Performansını merak ediyorum. Ozan Tufan'ın gidişinden sonra Fenerbahçe'nin nicelik olarak bir isme ihtiyacı vardı. Oraya doğru bir takviye gibi görünüyor. Bak paslarını övüyor. Geçtiğimiz yıllarda da isim olarak marka oyuncular, dünya yıldızı oyuncular geldi. Galatasaray 2 Rumen oyuncu aldı. Olimpio Morutan'a bayıldım. Kaliteli bir oyuncu ve genç diyor. Alexander Çiçaldova genç. Mergin Berisha genç. Valentin Rozier genç. Miguel Crespo genç. Marelem Pjanic iyi bir yaşta. Kimsenin şeyine de kızdırmayayım demiş. Bu sefer enkazlar eski büyük isimler değil. Ligde fark oluşturabilecek oyuncular geldi. Trabzonspor'un aldıkları da var. Evet, Trabzonspor şeyi de var. Umarım bu transferler bir başlangıç işaret fişeğidir diyor. Çökmekte olan Türk futbolunun belki de kurtuluşu böyle olacaktır. Kim bilebilir? Şimdi Mergin Berisha'yla ilgili şöyle bir haber var arkadaşlar. Mergin Berisha'yla ilgili ben bu haberi öne çekeyim. Diğer haberi arkaya alayım. Biraz yerler karışmış, kusura bakmayın. Şimdi Mergin Berisha'yı kaça aldık? Yıllık ücret ne vereceğiz? Herkesin tartıştığı şimdiki konu da bu. Fenerbahçe'den Berisha'ya 1,5 milyon euro haberi var. Mergin Berisha'nın Fenerbahçe'den yılda 1,5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Kapa henüz resmi bildirimi yapılmayan Berisha'nın Fenerbahçe'den yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Alman golcünün kontratında bonuslar da olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı diyor. Ben bu kadar çok olacağını zannetmiyorum da bonuslarla 1,5-2 olabilir.
Hani 20 üzeri gol bonusu, 35 üzeri maçta oynama bonusu, şampiyonluk bonusu, Türkiye Kupası bonusuyla birlikte 2'yi geçebilir. Vitor Pereira istiyor mu, istemiyor mu? Yani Fenerbahçe'ye kitlediler mi? Vitor Pereira isteyip aldırdı mı? En merak edilen soru bu. Yani kitledi mi? Aldı mı? Ben şimdi size Vitor Pereira'nın Mergin Berisha raporunu okuyacağım arkadaşlar. Şok olacaksınız. Çünkü Vitor Pereira'nın Berisha raporu ortaya çıktı. Şok olacaksınız. Şimdi 23 yaşında ve forvet. Peki Vitor Pereira bu forvet için ne diyor? Milliyet'ten Senat Okun haberine göre. Bakın dikkat edin, bu açıklamalar, bu haber size var ya, yani sanki yazarı sizmişsiniz kadar tanıdık gelecek. Milliyet'ten Senat Okun haberine göre Berisha'nın transferi Pereira'yı memnun etti. Sarı lacivertliler forvet transferinde önemli bir çalışma yürüttü. Çalışmaların son aşamasında golcü transferindeki adaylar 3'e indirildi. Yaş potansiyel, kalite anlamında Berisha öne çıkıyordu. Bu esnada Vitor Pereira'nın olumlu görüşü büyük rol oynadı. Alırsak çok gol atar. Teknik direktör Pereira, Sarı Lacivert yönetime transfer zor biliyorum ama alırsak çok gol atar Türkiye Ligi'nde görüşünü paylaşarak tam not verdi. Sarı Lacivert yönetimde girişimleri sıklaştırdı ve Pereira'nın isteği oldu. Stuttgart da çok istedi. Aynı günlerde Fenerbahçe kadar Almanya'nın Stuttgart kulübü de Kosova asıllı Alman oyuncuyu çok istiyordu. Ancak transfer görüşmelerinden başarılı çıkan Fenerbahçe 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadroya dahil etti. Stuttgart ise Çakallarla Dans ekibinin iddiasını yatırmanın verdiği pişmanlıkla ağladı. Gelecekte değeri artacak. 4 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldızın hem lig ve Avrupa maratonunda fayda sağlayacağı hem de gelecekte kulübe önemli bonservis geliri kazandırabileceği düşünülüyor. Geçen sezon 23 gol, 14 asist. 14 asist. Geçen sezon Avusturya'da RB Salzburg takımında, RB Salzburg takımında 42 resmi maçta 23 gol, 12 asistle oynayan Berisha kariyerinin en iyi dönemini yakalamıştı. Not: 90 dakikaya böldüğümüz zaman 33 maçta 23 gol, 14 asist yapmış oluyor arkadaşlar. Yani 33 maç 37 gol katkısı oluyor. Bilginiz olsun. Tabii biz niye Charlotte istiyorduk? Bu yüzden. Biz niye Charlotte diyorduk? Bu yüzden. Değil mi? Olay bu yani. Ya biz leblebi gibi gol atsın diyorduk. Leblebi gibi gol atsın diyorduk. İnşallah Berisha da bu leblebiciliği karşılar. Ve Fenerbahçe'nin bugün Crespo'dan sonraki ikinci transfer arkadaşlar basketboldan geldi. Fenerbahçe bir spor kulübü olduğu için basketbol transferlerine de önem veriyoruz. Beşiktaş Tinerjipeks'ten Fenerbahçe Beko'ya transfer. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Tinerjipeks'ten Şeyhmus Hazeri kadrosuna katmış. Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak diyor haberde. Tabi resmi açıklama gelmedi. Beşiktaş Tinerjipeks, ya bu Şeyhmus Hazeri daha önce söylemiştik. Bir de NBA'den kısa gelirse benim basketbol duyumları %100 olacak. Eğer NBA'den kısa gelmezse %90, %90'larda falan kalacak. Yok, %95'te kalacak. Mesut Özil de 3 sene Fenerbahçe'de kalacak. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçemizin yıldız ismi Mesut Özil ile ilgili flash bir açıklama gelmiş. Bakın, flash bir açıklama gelmiş. Katar'a gitmesi, geçtiğimiz günlerde Katar'a gitmesi acaba transfer mi oluyor sorusunu akıllara getirmişti. Mesut Özil'in Katar ziyareti sonrası çıkan transfer dedikodularına menajeri cevap vermiş. Ve net konuşmuş. Sarı Lacivert Yıldız'la ilgili Fanatik Gazetesi'ne konuşan Mesut Özil'in menajeri Doktor Erkut Söğüt, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu söylemiş. Şu laf çok hoşuma gitti: şampiyonluğa geldi, paraya değil. Bak, şampiyonluğa geldi, paraya değil.
Mesut Fenerbahçe sevgisiyle büyüdü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşıyor. Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe'nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Görev verildiğinde elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır. Başka kulüp bulamadıkları için Türkiye'ye gelirler. Mesut ise her zaman planladı ve istediği için geldi. Para için değil. Mesut da her oyuncu gibi ilk 11 oynamak ister. Doğaldır bu. Zaten ilk 11 oynamayan bir oyuncu mutlu ise bir sorun vardır. Mesut Fenerbahçe ile şampiyon olmaya geldi dedi. İlk 11 oynamayan oyuncu mutluysa sorun vardır. Mesela Falcao tribünde çok mutluydu. Gülücükler saçıyordu. Eski açı sarı desene diyordu mesela. Fişek gibiydi tribünde. Yıldız ismin Katar'a gitmesine ilgili de konuşan Söğüt, Katar seyahatine gelince Mesut daha 3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti ifadelerini kullanmış. Ki röportajın tamamı Fanatik gazetesinde var arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde size yine söyledim. Biz elimizdeki değerleri çöplemeyi çok seviyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak çok seviyoruz. Sevdiğimiz için de burnumuz çoktan çıkmıyor. Burnumuz çok çoktanın içinde. Çokun içine girmişiz. Değil mi? Ya Galatasaray, Beşiktaş, ne bileyim futbolcusuna sahip çıkıyorlar ya. Bak Emre Akbaba mesela. Bu arada Galatasaray demişken Galatasaraylı arkadaşlar size iddiada %100 duyum vereceğim. %100. Galatasaray'ın Alanyaspor'la maçı şikeli maç statüsünde. Notunuzu alın. Kesinlikle içerideki dışarıdaki iki maçı da Galatasaray kazanacak. Türkiye Kupası'na denk gelirse Galatasaray eleyecek. Haberiniz olsun, anlaşması yapıldı. Hocam saçmalama, ne anlaşması yapıldı? Böyle bir şey olsa o yer yerinden oynar. Galatasaray böyle bir şey yapacak da yeri yerinden oynayacak. Ulan bizi oynatırlar. Ben nereden çıkardığımı söyleyeyim. Alanyaspor Emre Akbaba'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Ne var? Biz de Dirar'ı Kasımpaşa'ya verdik. Kasımpaşa da bize mi yatacak? Tabii bu değil ama böyle peşin hükümlü konuşmamak lazım ama Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile anlaşıldığını açıklamış. Hem Bülent Korkmaz hem Emre Akbaba ve takım Alanya. Uykum geldi masallardan. Ben diyorum Galatasaray'ın puanları garanti. Siz bilirsiniz şekerim. Zorla tutmuyorum sizi. Ya sizi zorla tutmuyorum arkadaşlar. Benim bildiğim Galatasaray 2 maçtan 6 puan alır. Hatta becerebilse 2 maçtan 9 puan bile alır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu arada dün Brezilyalı yetkililer İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya-Arjantin maçında sahaya girmişler. Şimdi adam demiş ki ya demiş 3 gündür buradayız demiş. Otele niye gelmedi demiş çıkarmak için. Madem şehir dışına çıkaracak otelde niye çıkarmadı demiş. Yani Brezilya'nın koyunu sonra çıkar oyunu demişler. Hoş olmadı. Evet, virüs diye bir gerçeğimiz var, kabul, ama her tribünde, hemen hemen her ülkenin tribününde maçlar izlenirken burada böyle olması da biraz tuhaf oldu açıkçası. Dünyaya rezil oldunuz işte. TRT'nin de 40 yılı maçı bir maç yayınlayacağı vardı. Ben hiç izleyemiyordum bu arada. Bir kız olsun, saat 10-11'de maçım vardı. Orada Crespo'nun, Diego Rossi'nin, Berisha'nın, İşte Max Meyer'in falan ne yapması gerektiğini gösteriyordum rakibe. Şin şakası bir taraf ama alsa maçım vardı. Valla bu virüs olayı bayağı safsaklanmaya müsait bir olay. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir olay. Her açıdan. Son olarak da sıkıntılı bir olay demişken Ahmet Selim Kul'un bir sıkıntısından bahsedeyim. Ahmet Selim Kul demiş ki Fenerbahçe sağlık ekibine Portekiz'de bir doktor katıldı. Burak Hoca ile birlikte çalışacaklar demiş. Şimdi sağlık ekibine Portekizli bir isim katılıyor. Uykum geldi. Yoksa sağlık ekibinden memnun değil miyiz? Niye katılıyor ki acaba?
Yok ya, memnunuzdur. Yani memnun olmasak şimdiye kadar 50 kere değiştirirdik. Uykum geldi. Ben uyumaya gideyim arkadaşlar. Belki rüyamda görürüm niye böyle olduğunu. Herhalde. Ya da bir su içeyim. Hayırlısı. Ne diyelim? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Çayım da geldiğine göre daha güzel olur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yani durumlar bunlar. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Kanalda kalın.